nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Seyhan Hanım. Siz olmasanız Faruk babamın vasiyetine uymayıp çoktan ne var ne yok satmaya başlamıştı. Rica ederim Aydın Hanım. Babanız Veysel Bey'in bende de anısı çok büyük. Onun vasiyetini yerine getirmenize yardımcı olduğum için ben de çok mutluyum. Bu zor günlerde hep yanımızda oldunuz. Sadece avukatımız olarak değil, bir dost olarak da bize yaptığınız yardımları asla unutmayacağız. İstediğim gibi girin, çekil! Bu şekilde giremezsiniz içeri Faruk Kapa Bey. Kapa çeneni! Faruk ne yapıyorsun sen? Vay! Ablaların en güzeli, en zengini. Ne işiniz var burada? Ne oldu? Böldün mü? Beni mahvettiniz, onu mu kutluyorsunuz? Faruk kendine gel! İçki mi içtin sen? İçtiysem içtim, ne olacak? Yeter artık! Daha fazla rezalet çıkarmadan defolun gidin buradan. Sen beni kovamazsın. Kovarım. Mahkemede yaptığın terbiyesizlikler yetmiyormuş gibi kapımıza dayanıyorsun. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Ne sanıyorsun? Asıl sen kimsin be? Babamın, öz babamın mirasından çıkardınız beni. Beş parasız ortada kaldım. Babamın vasiyeti Faruk, biliyorsun. Şirketten aylık maaş bağlanacak sana. Her türlü ihtiyacın karşılanacak. Daha ne istiyorsun? Yalılar çiftlikten sende. Bankadaki milyonlar sende. İşhanları, daireler vakfa bağışlanmış. Faruk'a memur maaşı gibi açtın. Yok öyle ya ama. Hakkımı alacağım ben. Öyle veya böyle alacağım. Yapma böyle Faruk. Bana kalan her şeyi aslında... Hiçbir açıklama yapmak zorunda değilsiniz Aydan Hanım. Kardeşiniz hakkına düşene razı olacak. Mahkeme kararı ortada. Artık yapabileceğin hiçbir şey yok. Sen çok konuşma. Faruk Bey, yapma Faruk. Bırakın, ona engel olmayın. Faruk. Saldırsın. Bırakın. Güvenliği çağır Gülay. Allah'ın belası. Polise de haber ver Gülay. Polis mi? Ne oldu? Korktun mu? Bas bas bağırıyordun biraz önce. Ne oldu? Vaz mı geçtin? Cesaretin mi yetmedi? Konuşsana. Seninle hesabım bitmedi. Yine görüşeceğiz. Mutlaka görüşeceğiz. Ben inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey demeyin Aydan Hanım. Hiçbir şey. Sonra ne oldu? Sana abuk subuk bir şey yapmadı adam değil mi? Yok canım. O kadarına cesaret edemezdi zaten. Güvenliği çağırıyorum, polisi arıyorum falan dedim. Korktu gitti. Arasaydın keşke. Adamla bir de biz konuşurduk. Ne gerek var canım? Hem sanki az işiniz var. Bir de elin şımarık beyzadesiyle uğraşacaksınız. Derdi neymiş ki bu adamın? Neden mirasını bu şekilde düzenlemiş babası? Neden olacak? Kumar yüzünden. Faruk'un bugüne kadar kumar masasında batırdığı para neredeyse Veysel Bey'den kalan mirasın yarısı. İnanabiliyor musun? İnanırım. Mahvolmanın her türlüsünü görüyoruz bizim meslekte. Her yaştan, her konumdan insan. Hayatlarını bitirmek için birbirleriyle yarışıyorlar sanki. Senin şu araba hırsızlarından ne haber? Soner hala hastanede. Durumu ağır. Bir değişiklik yok yani. Soruşturma askıda ama sürecek. Ne oldu? Neden güldün? Bize güldüm. Bize mi? Evet. Millet sevgilisiyle akşam yemeğine çıkıp neler konuşur. Bir de bizim halimize bak. Benim davalar, senin operasyonlar. Suç belgeseli gibi değil mi? Evet. Ama ben belgesel değil, film severim. Aşk filmi. Sen? Ben de yavaş yavaş alışıyorum o filmlere. Kalkalım mı? Nereye gideceğiz? Bana. Kolay gelsin. Şansına evin önünde park yeri var bu gece. Koyuyorum böyle. Olur. Selam, dikkat et, içeri gir. Seyhan. Seyhan canım, iyi misin? İyi misin canım? Acıyor. Canım tamam, çok canım, acıyor. Tamam, merak etme. Hemen hastaneye gidiyoruz, tamam mı? Neden hala bir haber vermediler? Daha ne kadar bekleyeceğiz Rıza baba? Sakin ol evlat. Ameliyat neredeyse bitmek üzeredir. İyi şeyler düşün, olur mu? Sadece iyi şeyler. Rıza baba, ona bir şey olursa, eğer onu... Sakın. Sakın bana kaybetmekten bahsetme. Böyle bir şey olmayacak. Biz bu gece kimseyi kaybetmeyeceğiz. Anladın? Bir şeyler bulabildiniz mi Murat? Olay yerini gören güvenlik kameralarına baktık.
Bir iki uzak siteden bölük pörçük görüntüler. Sonuç? Maalesef. Motosikletin plakası sökülmüş. Ayrıca motosikletli şahıs sizi yemek yediğiniz restorandan beri takip ediyormuş başkomiserim. Ne? Takip mi? Hı. O civardaki görgü tanıklarının ifadelerine de ayrıca başvurulacak. Kim yapar bunu bize? Kim yapabilir ki? Aceleci davranmak istemem ama benim aklıma biri geliyor. Kim? Soner'in abisi Ekrem. Şu araç hırsızları çetesi mi? Kardeşi hala ayağa kalkmadı. Emniyetteki görüşmemizde de... Ne oldu o görüşmede yani? Üstü kapalı beni tehdit etti Rıza Baba. Diklendi. Kardeşi kalkmazsa bir şeyler yapacağından bahsetti. Adamımız bu Ekrem olabilir çocuklar. Adamla ilgili adreslere yönlendirelim mi bizimkileri? Evet, evet. Ama tek hedefe kilitlenmek yok. Yani tahkikat sürecek. Bütün ihtimalleri değerlendirmemiz lazım. Engin abi. Durumu nasıl? Şimdilik endişe edilecek bir şey yok. Şans eseri kurşun iç organlara hasar vermemiş. Zorlanmadan çıkardık. Oh, çok şükür. Durumu nasıl peki? Sonrası ne olacak? Bu gece müşahede altında kalacak. Yarın normal odayı alabileceğiz. Göremez miyiz peki? Sadece uzaktan. O da çok kısa. Tamam, hiç önemli değil. Sağ ol. Saat kaç oldu abi? Nerede kaldı bu adamlar? Gelecek birazdan, gelecek. Sabaha kadar sökülecek o araba. Parçacı saat 8 dedi mi burada, ona göre. Sökeriz abi, merak etme. Biraz domates falan kesseydik be, bu ne böyle? Ne yapalım abi? Akşam akşam nereden bulacağız domates? Ekrem'in en son tespit edildiği yer burası. İçeride yalnız olmayabilir. Dikkatli gelelim. Ali, çevirin etrafı. Sokağın giriş çıkışını da kontrol edin. Tamam abi. Özkan, Mert siz burada kalın. Mustafa sen diğer tarafa. Hadi bakalım. Tones, kımıldama. Kal olduğun yerde. Ne oluyor ya? Gel buraya. Gel lan buraya. Gel. Yavaş gel. Kardeşim, ne yapıyorsun ya? Geç lan. Dur. Gel lan buraya. Abi, nereye gidiyorsun? Tamam ya. Nereye gidiyorsun? Niye gitme kardeşim, lan? Gitme. Yürü bakalım, yürü. Gel buraya, gel. Gel buraya. Ne oluyor ya? Biz bir şey yapmadık ki. Sus lan. Geç hadi, geç. Ekrem'in yeri biliyor musunuz? He? Bilmiyoruz abi. Dur öyle dur. Söyle diyorum ne sana, biliyor musun? Ne konuşacağım lan sizle? Ne konuşacağım? Ne dedin lan sen? He? Bırak lan beni. Bırak. Ben Bülbül'ü buldum. Gelin gelin. Öttürüyorum. Koy lan şuraya kızı, koy. Bilip de konuşmayan bu he. Geç şöyle, geç. Alın. Ne yaptın lan? Ne yapıyorsun manyak? Bağırıp durma. Ekrem nerede onu söyle. Bilmiyorum. Bağır lan, bağır. Bilmiyorum dedim ya. Bırak beni. Olmayacak mı böyle ya? Olur olur, merak etme. Hadi konuş. Bırak bırak, söyleyeceğim. Çabuk söyle lan, çabuk. Şişli'deki otoparka gitti araba kaldırmaya. Duyamadık, bağır. Şişli'deki otoparka abi. Allah aşkına çıkarın beni. Kurtarın beni bu manyaktan ya. Hadi. Aferin aferin, çalıştı kafan sonunda. Ali al şunu. Aldım. Yürü. Bir daha da bana manyak falan deme. Ayıp oluyor. Alınıyorum artık ha. Ekrem dur. Polis. Dur diyorum sana. Dursana! Engin abi dikkat et! Engin abi! Dur diyorum, dur! Dur diyorum sana! Dur! Çek! İn aşağı! Çık! Yazsan şuraya, yazsan! Bırakın beni! Konuşma! İyi misin abi? Temiz başkanım. İyiyim. Hadi götür şunu. Bırakın beni! Ah.
Kafayı yiyeceğim ya. Neden gelmiyorum ben adamın sorgusuna? Ya mesele birebir benle ilgili değil mi? Zaten Rıza Baba o yüzden izin vermiyor girmenize. Tam adamı köşeye sıkıştırmışken bir hataya kurban gitmemek için.